değerli konuklar, değerli üreticilerimiz. Büyük tecrübecilik olarak kendimizi amatör bir ruhla başlayıp zaman içerisinde gittikçe profesyonelleşen üreticiler olarak görmekteyiz. Bu kapsamda hem Yalova'daki diğer ceviz üreticileri ile hem de Türkiye'nin çeşitli illerindeki diğer ceviz üreticileri ile yakın temas ve işbirliği içerisindeyiz. Bu konuda esas gayemiz daha sağlıklı, daha lezzetli ve daha kaliteli ürünleri daha verimli teknolojiler ve yöntemlerle üreterek öncelikle vatandaşlarımıza ve inşallah çok yakın bir gelecekte diğer ülke vatandaşlarına sunmaktır. Tarım Müdürlüğü tarafından bu sene ilki düzenlenen Ceviz Tarla Günü faaliyetleri, cevizciliğin tanımı, desteklenmesi ve yaptığımız çalışmaların iyi tarım uygulamaları kapsamına dahil edilmesi nedeniyle bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Bahçemiz, bakanlığımız sertifikalı fidan desteğinden yararlanarak 2011 yılında kuruldu. Bahçemiz toplamda 26 dekar olur. Yıllık yaklaşık olarak 11 ton ceviz hasat etmekteyiz. Bu sene ilk defa cevizde iyi tarım uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu tarla gününün temel amaçlarından bir tanesi de iyi tarım uygulamalarını cevizde yaygınlaştırmak. Temelde şöyle bir şey vardır iyi tarım uygulamalarında. Tüketicinin güvenerek tüketebileceği izlenmekte olan bir ürün. Bu iyi tarım uygulamaları sonucunda elde etmiş olduğumuz ürün. İlkin bu ürünle alakalı bizim bir sertifikasyon kuruluşumuz başından sonuna kadar bu üretim süreçlerini takip ediyor. Gerekli denetimleri ve analizleri yaptırarak uygunluk sertifikası veriyor. Bahçenin sahibi, bu bahçede çalışan kişiler belli eğitimlerden geçiyorlar. Mesela burada bir iş güvenliği eğitimi verilir. İyi tarım uygulamaları kapsamında temel hijyen eğitimi verilir. Ondan sonra ilk yardım eğitimi verilir ve bu bahçede oluşabilecek bir takım yaralanmalara yönelik, bir takım iş kazalarına yönelik ilk yardım eğitimi de bu bahçenin sahibi ve çalışanlarına verilir. Verildi bu kapsamda. Devamında geçen hafta içerisinde bu bahçeden ceviz toplandı ve bunlar analiz edilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderildi. Bu laboratuvarlar neticesinde de bu ürünün sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde tüketilebileceğine yönelik bir sonuç elde ettik. Ve bu durumda, bu doğrultuda biz bugün Sayın Valimiz üreticilerimize iyi tarım uygulamaları, sertifikalarını takdim edecek. Temennimiz Yalova'da ceviz üretiminde iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak. Bu bahçenin genç çiftçisi Sami Beyikli kardeşimiz bu iyi tarım uygulamaları vesilesiyle şöyle bir farkındalık oluştu. Biz bütün çiftçilerimize şunu söylüyoruz. Daha fazla kurumumuza gelin, daha fazla birimize gelin. Teknik arkadaşlarımız bu konularda daha fazla fayda sizleri bilgilendirsinler. Bu vesileyle aslında bizim tam istediğimiz bir çiftçi profili var. Yıl içerisinde belli sorunlarla karşılaştıkça bize uğradı ve biz de elimizden geldiğince onun karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik bir takım çözümler üretmeye çalıştık. Hakikaten burada bir emek, bir gayret, bir özveri var. Artarak bu gayret ve özverinin devam edeceğinden yana bir kuşkumuz yok. Tabii her konuşmada zikrediyoruz. Yalova'mızın %72,5'u 5 dekar ve altındaki tarım arazilerinden oluşuyor. Ve bu da bize birim alandan katma değeri yüksek ürünlere yönelim mesajı veriyor. Bu kapsamda bizler 2018 yılında il özel idaremizle bir proje başlatmıştık. Meyveciliğin geliştirilmesi projesi. Ve hamdolsun 2018 yılı TÜİK verilerine göre 2660 dekar olan ceviz dikiliş alanlarımızı 2021 sonu itibariyle 3865 dekara çıkardık. Ve bunun 700 dekardan fazlalık kısmı da projeli yapmış olduğumuz çalışmalar. Yine Kivi'de yılı içerisinde, 2022 yılı içerisinde 7 üreticimizle iyi tarım uygulamalarına devam etmekteyiz. Yine iyi tarım uygulamaları çalışmaları yapıyoruz. Ve bugün burada hasat şenliği düzenlemiş olduğumuz 26 dekarlık ceviz alanında da iyi tarım uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıl hedefimiz ceviz üreticilerini daha yoğun, daha fazla sayıda İyi tarım uygulamalarına katmak, iyi tarım uygulamalarıyla sertifikalandırmak. Çiftçi kayıt sistemi artık kullanım odaklı bir kayıt sistemi haline geldi. Bu anlamda da ilimizin %20'si çiftçi kayıt sistemine kayıtlıydı. Sayın Bakanımızın bu konuda büyük çabaları olduğu takdirleriyle artık kullanım odaklı bir kayıt sistemine geçtik.
ve ilimizde bulunan tüm üreticilerimizi inşallah çiftçi kayıt sistemine kaydedip hem desteklerden faydalanmasını sağlayacağız hem de projelerden. Bu anlamda çiftçilerimizi gerek e-devlet kapısı üzerinden kayıt olmaya, gerekse il ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek kayıt olmaya davet ediyorum. Bizim buralar geçim kaynağımız. Geçim kaynağımız olan yerleri de kendimizi daha rahat hissedecek bir hale getirmemiz gerekiyor. Burada da tarım sigortaları %50 devlet destekli olarak uygulanmakta. Tarım sigortaları konusunda da ilimizde ciddi bir atılım bekliyoruz. Çünkü burada da ÇKS kaydı isteniyordu. ÇKS artık beyan esaslı, kullanım odaklı olduğuna göre ÇKS'ye kayıtlılığımızla birlikte tarsim oranlarımızın da artmasını bekliyoruz. Yelpaze gibi. Zeytini de öyle yaptım. Zeytini. Gübreyi bırakıp. Bunu aldıktan sonra desteklemeden de buradaki dağıtırma makinemizi almış. Bu dönem şeyleri dalları Tam kurumuz yok yani, bu sene tazemiz. Takımı çok iyi olmuş, çok güzel doldurmuş şeyini. Olmaz hep yetişemiyor. Yani bu makine